için. Atar, yardım Cihan Bey, Rasim Akar'a yazın, Hüseyin Başkan'a yazın. Şimdi sonra. Yazma. Evet, efendim. Atar, Sayın Atar, buyurun. Ben kendimi tanıttım zaten. Tamam, abi, sayın. Cihan Bey tanıttı. Cihan, şey, Cihan Ergenç bizim için sen? Özel insanlardan biri. Kendim kalktım ya. İlk konuşma yaptım, ev sahibi olarak. Buyurun. Bir daha mı anlatayım? Şey, bir daha mı anlatayım? Rasim Bey var abi. Rasim Bey'e söz vereceğim. Vay moderatörüm. Zaten ağalar orada oturuyor. Birincisi, pazara kadar değil, mezara kadar pazarlıyız. Gerçekten ben her zaman söylemişimdir, pazar sporda yıllarca bir çekirdek, bir özgün bir kadro oldu. Aramızda en ufak bir ne siyaseti ne başka bir şeyle değil, gerçekten pazarlı sevdalıları. Burada da onu görüyorum. Yani biz bir yere gittiğimiz zaman burada oturan yönetim kurulu arkadaşlarla bir kavga çıkarsa kavgaya dahi müdahale olacak şekilde birbirimize sahip çıkan, destek çıkan bir birliktelik ruhu var yönetimde. Burada tanıştığım arkadaşlar da var, onun devam ettiğine şahsen sevindim. Rahmetli peder bakıyordu bu tarz sosyal işlere. 90'lı yılların sonunda 98'de Hüseyin Başkan'la girdik. Öyle devam ediyoruz Pazar Spor'da, Pazarlar Derneği'nde. Hüseyin Başkan tabii duayen gerçekten bana göre onursal başkanımız. Aynen. Şey olarak. O kararı da almamız lazım. Bir gün yani gecesini, gündüzünü, çoluğunu, çocuğunu şey yaptı. Bir gün dedim ki Hüseyin Başkan kusura bakma ya. Sen dedim Pazar Spor'un salağısın, kızmayacaksan bunu söyleyeyim. Yani senden daha enayisini, daha şeyini sakın ha dedim şey olarak. Öyle bir abimizle biz bu mücadeleyi şey yaptık. Gerçekten birlik ve beraberlik önemli. Olur olay önemli. Bence Pazar Spor'un başarısında, az önce abimiz de bahsetti, 17 bin nüfusta dünyada herhalde örnekleri çok sayılıdır. Evet. Gerçekten yapmış olduğumuz iş başarılı. İşin sosyalleşmesiyle, başarısıyla vesairesiyle gerçekten emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu yılki de başarı gerçekten beklentilerimizin çok üstünde, onu söylemiştim. Gerçekten yine emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Akar, seni aramızda görmek çok büyük keyif, mutluluk verici bir olay. Ya ben tanıyordum. Şimdi daha iyi tanıştık. Karşılaştığımız anlar da oldu. Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon için önce Cengiz herhalde o organize etti. Alimoğlu. Onunla beraber tüm yeni yönetime Mustafa Başkan önderliğinde teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum bu arada. Rasim Akar, pazarlıyım. Avramitliyim, pazar sporluyum, ona söylememe gerek yok herhalde ama. Sinirleniyor söylediğin zaman daha iyi olur. Öyle oluyor, öyle oluyor. Biz de buradayız, yıllardır Hüseyin abi ayrıca teşekkür ediyorum. Bir belde takımını buralara getirdi, ekipleriyle beraber. Müthiş bir şeyler yaptılar yani gerçekten bugün. Bırakırken biraz şüpheliydik ama Mustafa Başkan da maşallah iyi gidiyor. Mustafa'ya el ver. Oldun dedi sen. İkiye bakabilirim. İlaki desteği de vardır illaki. Öyle, yönetimde hiç olmadık ama yönetimde hep bizlerden birileri vardı. İşte Cihan abi olsun, Rasim olsun. Bugün Cengiz var. Evet. Biz buradayız. Ne gerekiyorsa her zaman. Onu söylememize gerek yok. Fazla Mustafa da bakıyor. Bir şeyler yazacak fazla. Emisyonumu tamamlayacak. İşiyor. Çünkü söz düşer yazı kalır arkadaşlar. Onun için yazacağım buraya. Çok teşekkür ediyorum. Söz düşer yazı kalır. Başkan sabah var mı? En son olacak. Nasıl yapalım? Teşekkür ediyorum. İnşallah ben daha yerlere hep beraber geleceğiz inşallah. Pazar Spor'a işinden, aşından, eşinden çaldığı zamanları harcayıp bugünlere gelmesine çok büyük emeği olan, yönetim kurulunda birlikte çalıştı,
özel bir şey söyleyeyim. Benim de hayatıma çok şey katan bir insan. Hüseyin Yangın, arkadaşım olmasında benim başkanım. Saygı duyuyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Onursal Başkan. Onursal Başkanım. Onu vereceğiz zaten. Bir de bak bugün nasıl geldiğimi bir şey. Yani biliyorum. Yani, ya, bildin de yani bizi buradakiler biliyor da insanlar bilsin. Bak bugün ben saat 3'te Fethiye'de işim. Alamadan uçağı bizim buraya yetişemez. İzmir'e evet. Bindim geldim uçağa. Evet. Hediye uçağına. Fethiye, İzmir 350 kilometre. 350 saat 45 dakikada arabayla geldim. Buraya gelmek için. Vay. Uçak yani, gelmezsem hem yanlış anlaşılır hem bu güzel ortamda olmak isterim. Yani beni biliyorsunuz. Yani pazartesi para hizmet etmek ibadettir. Bir sloganlardan biri bu. Ama ben bu işte, şimdi burada baştaki arkadaş soyadını değilim. Çakmak. Bizim Rasim Bey'in dışında zaten diğer arkadaşlar hepsi yönetimde olmuşlar. Daha önce şimdi sporcu. Yani daha geniş bir halka beklerdim yani. Yoksa biz biliyoruz zaten. Evet. Zaten yapıyorlar, zaten yapıyor, zaten yapacak. Değişik simaların yani olması. Daha böyle yeni insanlar. Çünkü bak kim katılırsa heyecan duyuyor, anlatıyor katılanlar. Bu halkayı çoğaltmak lazım. Ben geçmiş yıllarda yaptığım yönetime bakarsan yüzün üzerinde insanla çalıştım, arkadaşla çalıştım. Yani herkesimden insanları bu horon içine soktuk yani. İşte girdik, bulduk, koyduk. Yaşadıkça bu şey genişliyor. Zaten pazarda böyle yaşıyor. Zehirledi mi? Yeni yeni insanlar kattık yani her zaman. Sonra yoksa çekildi, üç kişi bir arayla bir sene yaşarsın. Çak çekildi. Bu açıdan bundan sonraki daha şey olsun, yani geniş kattık. Biz olsak da olmasak yeni insanlar olur. Yeni yüzde bu heyecanı yaşadığı zaman pazarspor daha da güçlenir. Ondan bu bir karşılıksız hizmet. Burada sosyal. Yani bugüne kadar böyle bu anlayışla yaptım. Yani bugün yıllarca yaptım, bıraktım. Bir vefa göster. Böyle bir beklentisi sakın tüccar olmaz. Bir vefa için bu işi yaptım. Bu gönlümden buradaki hizmet edin. Onun için bunun karşılığı yok yani. Kendinizi vicdanın rahat müşteri hissediyorsanız bu hizmeti yapacaksınız.